Doktor Bey, ben 1960 senelerinde bademcik ve burun ameliyatı oldum genizde. Fakat bir çukurlaşma bademciklerimde bulunuyor. Bir de kulaklarım sık sık temizleniliyor. Fakat şimdiki temizlemekte kulak çınlaması ile baş dönmesi de yapıyor. Bir de burnumda tek taraftan kanama yapıyor. Kendim hem şeker hastasıyım hem de tansiyon hastasıyım. Evet. 39 senedir tansiyon hastasıyım yani. Evet. Şeyi anlayamadım yalnız. He. Bademciğinizdeki de, problemi anlayamadım. Bademciklerinizi aldırdınız mı? He. Biz... Evet. En ufak bir şey gıcık geliyor, onu ha, da gıcık yani yapıyor. Anladım. Bademcik ameliyatı olmuş hastamız. Bundan dolayı bir de şeker ve tansiyondan bahsediyor. Özellikle şeker ağız kuruması, boğaz kuruması riskini arttıran bir şey. Evet. Bu gıcıklanma hissi onunla da alakalı olabilir veya kronik bir faranjit oluşabiliyor hastalarda. Kronik faranjite bağlı işte boğazda gıcık, öksürük, sürekli bir takılma, yanma hissi oluşabiliyor. Bunun için tabii bol sıvısını, işte boğazını nemlendirmesi gerekir hastamızın. Onun dışında uğultu, çınlama, kulak temizliğinden sonra olan baş dönmeleri, bunlar uğultu, çınlama için yine şeker ve tansiyona bağlı olabilir. Kullandığı ilaçlar da yapabilir ama kulak tıkandığı zaman, eğer kirle tıkanıyorsa yine kulakta bir uğultu, çınlama ortaya çıkabiliyor hastalarda işitme kaybının yanında. Temizlerken, özellikle biz temizlerken eğer bu kir kulak zarına çok yakınsa bunu biz aspire ediyoruz. Yani çekiyoruz havayla o biriken kiri. Hastalarda bir baş dönmesi oluşabiliyor. Geçici bir baş dönmesi ama bu bir iki dakika içinde düzelen bir baş endişe dönmesi. Endişe edilecek bir durum. Tabii tabii yok. Evet. Endişe edilecek bir durum değil. Burun kanamasına gelince yine hipertansiyon hastamız belki kan sulandırıcı falan da kullanıyordur. Tansiyona bağlı burun kanamaları yaşı daha fazla olan hastalarımız yani çocuklara nazaran erişkinlerde daha çok yaşlı hastalarımızda burun kanamalarının çoğu tansiyona bağlı olabiliyor. Tabii detaylı bir muayene gerekiyor. Yani aslına bakarsanız o bölgenin endoskopik olarak kameralarla hem burun içinin hem boğazın hem kulağın bakılması lazım. Ama hani şu an varsayarak hastanın verdiği bilgilerden dolayı tansiyona bağlı bir burun kanaması olabilir veya kan sulandırıcı kullanıyorsa ona bağlı ufak bir yara varsa orada oradan da kanıyor olabilir. Ama ayrıntılı bilgi için tabii ki bir muayene hekimine şart. Hastamız bir kulak burun boğaz hekimine başvurursa tabii ki daha net bilgiler alabilir sağlıklı bununla ilgili. Sağlıklı bilgiler alabilirler. Evet.